Son videoda miyozinden ve özellikle de miyozin 2'den bahsetmiştik. Miyozin 2, iki miyozin başından ve miyozin kuyruklarının birbirlerinin etrafında dönerek bağlanarak oluşturdukları yapıdan meydana gelir. Yani nasılmış? Tekrar edelim. Miyozin 2, iki miyozin başından ve miyozin kuyruklarının birbirinin etrafında dönüp bağlanarak oluşturdukları yapıdan meydana gelir. Peki miyozin 2, aktin filamentini ATP'yi hareket ettirmek için nasıl kullanır? Bu durumu aktin filamentini çekmek ya da aktin filamentini ittirmek olarak da düşünebiliriz. Bu süreç bağlanma ile başlar. Öncelikle ATP molekülü miyozin başına gelip bağlanır. Bu bağlanma miyozinin aktinden ayrılmasını tetikler. Sonrasında ATP'nin ADP ve fosfat grubuna hidrolizi gerçekleşir. Bu hidroliz sonucunda gerçekleşen enerji salınımıyla da miyozin yüksek enerji durumuna gelir. Yani bir nevi yay gibi gerilmiş olur ve aktin filamentteki bir sonraki bağlanma bölgesine geçer. Bu bölgeye gelmesiyle fosfat grubu ayrılır. Bu ayrılmanın sayesinde miyozinin şeklinde aktini itme ya da çekme olarak adlandırılabilecek yeterli değişim oluşur. Bu şekil değişimi sayesinde miyozinin aktin filamentini hareket ettirme gücü ortaya çıkmış olur. Yani hareket ettirme gücü bu şekil değişimi sonucunda ortaya çıkıyor. Bunu miyozinin bağlandığı her neyse onu sola çekmek ya da aktinin bağlandığı her neyse onu sağa çekmek olarak da düşünebiliriz. İleriki videolarda aktin ile miyozinin nelere bağlandığından fazlasıyla bahsedeceğiz. Şimdi buraya kadar anlattıklarımdan sonra aklınızda bazı sorular uyanmış olabilir. Miyozin aktini çekmek için çok uğraştı diyebilirsiniz kendi kendinize ama diğer yönde de bazı çekmeler olması gerekmez mi? Bazı çekmeler olmalı çünkü bu kas dokusu ve kas dokusunun bu şekilde olduğunu söylemiştim. Bazı başka direnmeler, ağırlıklar olmalı. Peki Miyozin ayrılınca ne olacak? İlk süreç olan ATP bağlanmasından sonra ATP ayrılıyorsa eğer aktinin ilk haline dönmesi gerekmez mi? Özellikle üzerinde aktini ilk yönüne doğru çeken kuvvetler varsa. Şimdi buna verilebilecek basit bir cevap şu şekilde. Bu bahsettiğimiz miyozin aktinde işlev gören tek miyozin değil. Başkaları da var. Tüm aktin zinciri boyunca belki biri burada, belki diğeri şurada ve hepsi farklı zamanlarda kendi fazlarında çalışıyor. Aktin filamentinde miyozinlerden çok fazla bulunmakta. Belki biri ayrılırken biri bağlanıyor, biri yüksek enerjili duruma geçiyor. Yani bir miyozinin ayrılmasıyla aktin filamentinin hemen kıvrılıp ilk haline dönmesi gibi bir durum söz konusu değil. Düşünüyor olabileceğiniz Sonraki bir soruda bu süreci nasıl durdurup başlatabileceğimiz? Sonuçta kaslarımızı yönetebilen canlılarız. Bunu nelerin aracılığıyla yapıyoruz? Esası miyozinin aktinde tırmanması olan bu sistemi ne durdurup başlatabilir? Bunu anlamak için bu süreçte çalışan diğer iki proteini tanımamız gerekiyor. Bunlar tropomiyozin ve troponin. Buraya yazalım. Tropomiyozin ve troponin. Evet, farklı renklerde yazıyorum. Şimdi aktin filamentini kabaca buraya çizelim. Olukları var. İşte bu şekilde. Aslında aktin filamenti sarmal yapıda. Ama şu anki çizimde bunu çok önemsemesek de olur. Evet, yaklaşık olarak böyle görünüyor ve bu oluklar da aslında bunlar da sarmal yapıda ama şu anki anlatım için onu da çok fazla ayrıntılı çizmiyorum. Bu oldukça kaba bir çizim ama şu anki anlatımımız için yeterli. O yüzden bu şekilde devam edelim. Miyozin 2'nin miyozin ayağı ya da başı diyebileceğimiz bu miyozinler ATP bağlanmasının hangi aşamasında olduklarına göre bağlanıyor, ayrılıyor, sonraki bölgeye bağlanmak üzere oluyor ya da Yüksek enerji sayesinde aktini hareket ettiriyor. Aslında aktin proteinin üstüne tropomiyozin proteini bulunuyor ve bu tropomiyozin proteini aktin etrafında dönüyor. Tropomiyozini çizelim şimdi de. Bu aktin filamentimiz, bu miyozin 2 başlarından biri ve bir de tropomiyozinimiz var. Kendi aktin etrafında dönüyor aktinin arkasından geçerek, öne gelerek ve bunu tekrarlayarak bir sarmal yaptığını düşünelim. Tropomiyozinin aktine başka bir protein aracılığıyla bağlanması ve bu protein de troponin. Eğer tropomiyozinle aktinin birleştiği yerlere buralar dersek, troponinler de o birleşme noktalarında bulunan proteinlerdir. Yazalım buraya. Troponin. İşte bu troponin ve bu da tropomiyozin. Yani troponin çivi görevi görüyor diyebiliriz. Tropomiyozinin nerede olacağına tamamen troponin karar veriyor. Bir kas kasılmıyorken tropomiyozin miyozinin bağlanmasını engelliyor. Bu konuda birçok araştırma okudum ve bu konu hala %100 olarak açıklanmış bir alan değil. Tropomiyozinin ya da ikisi beraber mi Miyozinin bağlanmasını engellediği kesin değil. Kasın kasılmasını engellemek için miyozinin aktin üzerinde normalde bağlandığı bölgelere bağlanmasını engelliyorlar. Ya da miyozin zaten bağlıysa ayrılıp tekrar bağlanarak gerçekleştirdiği yürüme hareketini engelliyorlar. Tropomiyozin miyozin başının aktin üzerinde hareket edip kıvrılmasını engelliyor. Bunu doğrudan bağlanma bölgesine bağlanmasına izin vermeyerek ya da aktin üzerinde kaymasını engelleyerek yapıyor. Bu şekilde de miyozin engellenmiş oluyor. Bu engellemeyi bitirmenin tek yolu da troponinlerin şekillerini yani konfigürasyonlarını değiştirmesi. Ve troponinin şekillerini değiştirmesini sağlayan tek durum da yüksek kalsiyum iyonu konsantrasyonu. Yüksek kalsiyum iyonu konsantrasyonu. Eğer yüksek kalsiyum konsantrasyonunuz varsa bu kalsiyum iyonları troponinlere bağlanacak ve bu sayede troponinlerin şekillerini değiştirecek onlar tropomiyozinlerin şekillerini değiştirebilecek. Troponinler şekillerini değiştirerek tropomiyozinleri miyozinin bağlanmasını engelleyen yoldan çekecek. Yüksek kalsiyum konsantrasyonu olduğunda kalsiyum iyonları Troponinlere bağlanacak, troponinler şekillerini değiştirecek, tropomiyozinleri miyozinin yolundan çekecek ve miyozinler önceki videoda konuştuğumuz gibi aktine bağlanarak onu hareket ettirebilecek. Yani işte sistem bu şekilde. Eğer kalsiyum konsantrasyonu düşük olursa, o zaman kalsiyum iyonları troponin'den salınacak. Kalsiyum konsantrasyonu her zaman bu troponinlere bağlanacak kadar yüksek olmalı çok düşük olduğu takdirde troponine bağlı olanlar ayrılmaya başlar. Bu durumda troponin standart şekline döner ve tropomiyozinin tekrar miyozini engellemesi durumu ortaya çıkar. Tabii sadece 50-60 yıl kadar önce keşfedilen bu süreçlerin tamamen bu kadar basit olduğunu da söyleyemeyiz. Her şeyi tam olarak keşfetmek için yapılması gereken deneylerin ne kadar karmaşık olduğunu tahmin edebilirsiniz. O yüzden bu süreçlerin hepsi burada anlatıldığı kadar basit diyemeyiz ama fikri basit bir şekilde anlattık. Kalsiyum olmadan tropomiyozin, miyozinin aktini hareket ettirebilmek için gerekli yerlere bağlanmasını ya da bağlıysa bir sonraki bölgeye geçmesini engellemekte. Ama kalsiyum konsantrasyonu yeterince yüksekse, kalsiyum iyonları aktin etrafında dönen tropomiyozini sabitleyen troponine bağlanacaklar. Troponin kalsiyum iyonlarının bağlanması sayesinde şekil değiştirecek ve tropomiyozini miyozinin yolundan çekecek. Hem kasların kasılması için hem de kasların kasılmasının kontrolü için gerekli olan bu süreçten bahsediyoruz. Hücre içinde yüksek kalsiyum konsantrasyonu varsa kas kasılacak. Düşük kalsiyum varlığında ise bunlar salınacak, bunlar engellenecek ve kas serbest haline geçecek.